Bursa'da Buski'ye ait kanalizasyon kapaklarını çaldığı öne sürülen hırsız bekçiler tarafından yakalandı. Olay gece saatlerinde Osman Gazi ilçesinde bulunan Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya olarak görev yapan bekçiler tarafından karton toplama arabasıyla giden şüpheli bir şahıs durduruldu. Arabanın içerisini arayan ekipler Buski'ye ait 5 adet kanalizasyon kapağı buldu. Kanalizasyon kapaklarını çaldığı iddia edilen şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Karakolu'na götürüldü. Bursa'da girdiği apartmanlarda kapı önündeki ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın gözüne kestirdiği ayakkabıları cebinden çıkardığı poşete koyarak hızla uzaklaştığı görüldü. Olay Osman Gazi ilçesi Doğan Bey mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi girdiği bir apartmanda katları tek tek gezdi. Zanlı bir dairenin önünde bırakılan ayakkabıları gözüne kestirdi. Diğer katları kontrol ettikten sonra tekrar gelen zanlı cebinden çıkarttığı poşete ayakkabıyı koyarak binadan hızla ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır şoförlüğü yapan 34 yaşındaki Recep Onay'ın hayatı ehliyetinin kopyalanmasıyla kabusa döndü. Kayseri Pınarbaşı'nda polis kontrolünde benim bu ehliyetimin bir tane daha olduğunu öğrendik biz. Bu ehliyette 150 puan cezadan dolayı benim ehliyetim orada el koydular. İddiaya göre Onay'ın kopyalanan ehliyetine kesilen cezalar nedeniyle asıl ehliyetine el konuldu. Ancak ehliyeti olmamasına rağmen Onay ceza yemeye devam etti. İkinci ayın 18'inde ehliyetimi aldılar. Üçüncü ayın 15'inde İzmir'de Yeşillik Caddesi'nde benim ehliyetime ceza kesiyorlar. Onay tekrar kursa giderek yeni ehliyet almış. Ancak bu kez de kopyalanan ehliyetine alkol nedeniyle el konulduğu gerekçesiyle 4000 lira ceza yemiş. Dokuzuncu ayın 20'sinde benim ehliyetimin İzmir'de Yeşillik Caddesi'nde alkolden alındığını öğrendim ben. Ehliyetini kopyalayan şahsı bulup şikayetçi olduğunu belirten Onay mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Ben zaten kendimi yakarım. Bu der gibi şahit olsun bunlar. Bursa'da 23 yaşında evli bir genç kaynanasının eşini kendisinden sakladığı ve hamile olan eşinin annesi tarafından düşük yaptırıldığı iddiasıyla kendini yakmaya çalıştı. Ben seni yaparım dedi ki, gelmezsen kendimi öldürürüm. Olay Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla mahallesinde meydana geldi. Oturduğu evin terasına çıkarak ateş yakan şahıs yanına aldığı bir bidon benzini üstüne dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Olayı gören komşular polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Aga konuşun işte beraber, bak burada eşini getirdik buraya. Polisler gencin eşi ve kaynanasını olay yerine getirdi. Müzakereci polisler eşiyle birlikte çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Ben 5 aydır eşimin ne yüzünü gördüm, ne sesini duydum. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucu eşiyle kol kola aşağı indirilen genç ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın kaynanasından şikayetçi olduğu öne sürüldü. Sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir haline gelmek adına önemli faaliyetler, uygulamalar yapıyoruz. Bursa'da düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, sağlıklı şehirleşmenin altını çizdi. Sağlıklı şehir, sağlık ve sağlığa ilgilenen tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizliklerin azaltıldığı temiz ve güvenli bir şehirdir. Sağlıklı şehir, kentte yaşayanların beslenme, su, barınak, İş güvenliği gibi temel gereksinimlerin karşılandığı, yerine getirildiği bir şeydi. Aktaş konuşmalarının ardından kongrede stand açan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Aile Destek Merkezi'nde üretilen el emeği ürünleri inceledi. Nilüfer'de Toprak Ana Günü kutlama etkinliği düzenlendi. Çiftçilerin yetiştirdikleri ürünleri sattıkları Görükle Köylü Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey önemli mesajlar verdi. Topraklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Her geçen gün daha fazla kirleniyor. Bozbey tarım arazilerinin her geçen gün azaldığını söyledi. GDO'lu ürünler ya da toprağı daha verimli hale getireceğiz diye kullanmış olduğumuz kimyasallar topraklarımızın çok önemli bir kısmının maalesef üretim dışı kalmasını da sağlamış oldu.
Etkinliğin sonunda Görükle Kadın Dayanışma Derneği katılımcılara sütlü tarhana çorbası ikramında bulundu. Benimle evlenir misin? Hayır. Evet. Beyaz örtüsünü giyen Kış Turizm Merkezi Uludağ, -15 derecede sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak isteyen komiser yardımcısı Ahmet Can Kural, Uludağ'da sıfırın altında 15 derecede bir etkinlik düzenledi. Seninle bir ömür paylaşmak istiyorum. Kural'ın bir arkadaşının nikahı için Uludağ'a çıktıklarını sanan Songül Arslan, evlilik teklifi karşısında hem mutlu oldu hem de bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Asla beklemiyordum. Dediğim gibi nikaha geldiğimi düşünüyordum. Kendi nikahıma gelmişim. 4 aydır düşünüyordum. Nerede yapsam, ne yapsam diye. Allah, en mantıklı tercihim Uludağ'dan yana koydum. Bursa'da kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini Hülya Dündar'ın yaptığı Musiki'nin Sultanları Gençlik ve Spor Kulübü, Türk Halk Müziği'ne gönül verenlerin buluşma adresleri arasına girdi. Dernek bünyesinde Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Bediye Akartürk yönetiminde koro kurma çalışmaları başlatıldı. Üye kabulüne başlanan koro çalışmalarına katılan Bediye Akartürk, Türk halk müziği tutkunlarına tecrübelerini aktarmaya başladı. Paylaşılan videolarda Bediye Akartürk'ün bizzat performans sergilediği koro çalışmalarının oldukça keyifli geçtiği gözden kaçmadı.